Tarama testleri tüm gebelere yapılan testler. Bunlarla biliyoruz ki her annenin yaşına bağlı bir down riski vardır. Bu risk 30 yaşında 600'de 1, 32'de 500'de 1, 35'te 270'de 1, 40'da 70'te 1, 45'te 20'de 1 şeklinde yaşla artar. Ama genele baktığımızda çoğu down sendromlu bebek illa ileri anne yaşlı olan kadınlardan değil genç annelerden de doğabiliyor. Bu nedenle tüm gebelerin taranması öneriliyor. Kromozom anormalliklerine yönelik olarak. 11-14. haftalar arasında ikili test yapıyoruz. Bunun tarama hassasiyeti %85. Tarama testlerinin belli bir yakalama hassasiyeti var. Hepsini yakalayamayabilir. Birinci trimesterdeki testimizin %85. İkinci trimesterde üçlü test yaparsanız %65'tir Down sendromunu yakalama hassasiyeti. Dörtlü test yaparsanız yüzde seksendir. Dolayısıyla bunların belli bir kaçırma potansiyeli var. Aynı zamanda bu tarama testleri bazen yanlış yere pozitifte çıkabiliyor. Yani riskli çıkıyor hastamız fakat daha sonra ileri testler bu birinci trimester için koryon virüs örneklemesi ya da ikinci trimesterde amniyosentez yaptığımızda normal çıkabiliyor. Demek ki tarama testlerinin gayesi şu. Annenin yaşından bağımsız olarak yaşına ilaveten bir Kromozom anormalliği için riski var mı bu bebeğin? Burada riskli gruba gelenlere, riskli çıkanlara tanısal test öneriyoruz. Tanısal testimiz nedir? 11-14. haftalar arası ultrason eşliğinde plasentadan küçük bir parça alıyoruz. Küçük parçalar alıyoruz. Bununla test edebiliyoruz. Bunun sonucu %100'dür. %100 olarak diyebiliriz ki evet bu bebekte Down sendromu var. Ya da kromozom anormalliği yok. Tanısal testler, girişimsel testler. Bunları ultrasonografi eşliğinde küçük bir iğne ya da bir kateter yoluyla yapıyoruz. Koryon virüs örneklemesinde 11-14. haftalar arasında artmış bir risk varsa ya karından ince bir iğneyle e, ultrason eşliğinde plasentadan parça alıyoruz ya da uygun hastalarda vajinal yolla rahim ağzından bir ince kateter ilerleterek plasentadan örnekleme yaparak kesin tanısal test yapıyoruz. Bu testle bebekte Down sendromu var veya yok kesin olarak söyleyebiliyoruz. E, tabii ki bunlar girişimsel testler olduğu için e, bizim gibi tecrübelilerde çok düşük de olsa düşük riski vardır. 500'de 1 ila 1000'de 1 düşük riski olabilir. 15 ila 22. gebelik haftaları arasında ise bu sefer ultrason eşliğinde bebeğin etrafındaki sıvıdan örnek alabiliyoruz. Buna amniyosentez diyoruz. Amniyosentezin de sonucu %100'dür. yüzdür. Ee, gene e, iki 2 gün içerisinde hızlı test yaparak fetusta Down sendromu vesaire var mı söyleyebiliyoruz. Bir de son dönemde belirtmemiz gereken e, non invaziv yöntemle Anne kanını kullanarak e, fetusta e, Down sendromu, trizomi 18-13 en sık görülen 3 kromozom anormalliğine yönelik e, test yapma mümkün oldu. Bu da tarama testi olarak adlandırılmakla birlikte hassasiyeti diğer tarama testlerinden çok daha yüksek. %99,5'ün üzerinde olduğu söyleniyor Down sendromu, trizomu 18 ve 13 işi. Bunu da artık kullanabiliyoruz uygun hastalarımızda.